Koşturucu şimdi 18 yaşına başladım. Babamın yüzünden başladım ben kısacası. Arkadaş geldi çağırdı dedi. Sen dedi vurulmuşsun dedi. Yok ya dedim ne vurulmuş. Bak dedi arkana. Şöyle sırtıma baktığımda sırtım böyle resmen oluk oluk kanlar akıyordu. Baktım bütün koşu üstüme geldi. Sanki ben haksızmış gibi. Dedi sen de çok konuşuyorsun. Bak dedi seni de burada dedi, öldürür dedi. O esnada bu ayınca arkamdan bardağı fırlatıyor. Ya benim kafam yarılacak büyük ihtimalle. Cam bardak büyük. Ya da gözüme gelecek. Belediyeye mi soymadılar? Boş evlere mi girmediler? Antika mı çalınmadı? Her şey hani, her şey yapabilirler yani. Maddi için insan her türlü suça teşvik oluyor yani isteyseniz o maddi içebilmek için. Yazık yani ya, kendimize çok yazık etmişiz kızıca ya seni. Uğuşturucunun sonu ya ölümdür ya cezaevidir. Parası olan ailesinden alır. Bizler gibi fakir insanlar eğer Hani bir alabilirler, iki alabilirler. Üçüncüsüne kötü işlere başvurabilirler. Mesela bunlar nelerdir? Hırsızlık gibidir. Marketlerden peynirdir, yağdır. Bazıları daha büyük işler yapabilirler. Şüphesiz ki Allah da biliyor ki ben hiçbir zaman hırsızlık yapmadım. hani. Yapanlar çok var bu maddi için. Ne kadar kişiliği karakteri ev vermese de onu alabilmek için kötü işler yapabiliyorlar, hırsızlık yapabiliyorlar. Parklardan bankları mı sökmediler? Belediyeye mi soymadılar? Boş evlere mi girmediler? Antika mı çalınmadı? Her şeyini, her şey yapabilirlerini, yani maddi için insan her türlü suça teşvik oluyor yani istesemiz o maddi içebilmek için. Bunlar olduğu zaman da cezaevine giriyorsun ve cezaevin hayatın başlıyor. Şöyle söyleyeyim ben İzmirliyim. İzmir'den %90'ında hangi semte gidersen git, hangi ilçeye gidersen git mutlaka vardır. En elit semtleri, en nezi orada bile vardır. Hani her ilçenin, her semtin mutlaka bir torbacısı vardır. Keşke hiç arkadaşım olmasaydı yani kısacası. Çünkü neden derseniz benim hiç rahmani bir arkadaşım olmadı yani. Beni alsınlar hani namaza gidelim, dini sohbetlere gidelim. Hepsi içiyor yani. bir tek bir tane arkadaşım var. Vardı. Bir taki o içmiyordu aile de içmiyordu evlendi. O yanıma geldiği zaman içiyordum ben. Bana hep diyordu içme diyordu. Sana yakışmıyor diyordu. Ben dedim boş ver dedim. Ben içiyorum hani zamanı geldiğinde evlendiğimizde bırakır diyordu kendimizi avutuyorduk öyle. Bir tek o arkadaşım vardı ama diğer arkadaşlarımı hep ihanet gördüm. Allah da biliyor kullar da. hiç onlara zerre bir atma düşünmedim. Ne namusuna ne şerefine namusu, ne, şerefi, ne onlara hiçbir zaman laf söyletmedim. Onlar için kavgalara gittim. Hatta ölümlerden bile döndüm vuruldum. O zamanlar da askere gitmemiştim. 19 yaşındaydık. Şakalaşıyorduk. Onda emanet varmış. Benim haberim yok. Böyle şakalasına böyle omzuna elimi attım bu şekil. Kafasına böyle hafiften böyle dokandırdım. Ondan sonra koşmaya başladım. Öyle hafiften koştum bile şakasına hani olur ya arkadaş ortamında hani şaka yaparsın kaçarsın gülersin. O şekilde dedim Baktım arkamdan bu bıçağı çıkarmış sırtıma atmış. Benim de haberim yok. Ben yürüyorum bende de böyle çapraz bir bade var. Arkadaş geldi çağırdı dedi sen dedi vurulmuşsun dedi. Yok ya dedim, ne vurulmuş. Bak dedi arkana. Şöyle sırtıma baktığımda sırtım böyle resmen oluk oluk kanlar akıyordu. Ben bir anda şok oldum. Kendimi kaybettim. Derim döndü. O da önden gitmeye başladı. Ne tesadüf Allah'ın işi mi diyelim şeytanın işi mi diyelim. Allah bilir en Yerde de attığı emaneti yere düşmüş almamış onu. O da önden gidiyor. Ben de o kanı görünce nevrim döndü. Ben de onu arkadan vurdum. Hani zaten bardım. Bacağına soktum çıkardım. Baktım hani dönecek bakacak mı diye. Baktım yürüyeme başladı. Ben de dedim, dedim vurulmadı bu. Ben o esnada bir tane daha soktum ona. O nasıl bu iki üç adam atınca yere yıldı. Ağlamaya başladı. Dedi çağrı ne yaptın sen dedi. Sen ne yaptın dedim bana. Ben sen de ne yaptın ki beni dedim sırtından vurdum. O anda planlar kurduk işte ailemize ne diyeceğiz, polisimize ne diyeceğiz diye. Hastaneye gittik ailelerimiz geldi. Olay böyle aramıza kapandı işte. Böyle bir saçma bir anamız oldu. Bir gün ben de böyle yatıyorum. 3-4 tane sigaram var. Hiç unutmuyorum. E, yastığımda kılıfı da fermuarlıydı. oraya koydum. Sabah oldu. Kalktım sigara içeceğim. Baktım sigaranın içi bomboş. Ciletle kesilmiş. İçine sigara almışlar. Paketi küfreder gibi içine koymuşlar. Ben de tabii bu duruma istesemez çok kızdım. Hani istesem ağzımdan kötü sözler çıktı. Hani küfretmeye başladım. Baktım bütün koşu üstüme geldi. Sanki ben haksızmış gibi. Diler sen dedi niye küfür dedi. Hayırdır dedim sigara mı almışlar dedim. Aksız mıyım dedim. Aklı da olsan dedi, dedi. Koşu mesulü aldı dedi. Mahkemeye gitti dedi. Olabilirdim. Olabilir dedim. Bari insan dedim bir tane bırakırdım. Dedi sen de çok konuşuyorum bak dedi şimdi de burada dedi, öldürür dedi. Derken ben sustum tabi. Yazdığım anda korkudan müdüre yazdım hani. Kim olsa korkar abi şimdi 10 kişi üstüne gelmiş 20 kişi. yani tek başınası yani. Orada öldürsüler seni. Bir film yazsalar uydururlar yani. Ben yazdım müdüre dilekçe yazdım. Hani müdürün karşısına çıktım. Efendim dedim ben de ilk defa dedim ceza yatıyorum. Benim gece atarken dedim, yastığımı dedim, ciletle kesip sigaram almışlar. Bir de kim aldı deyince söyleyince dedim, üstüme ürüde beni dedim, öldürmekle tehdit ettiler. Beni dedim, bu koğuştan aldın dedim. Sağ olsun o müdür Allah razı olsun. Her zaman da dua ederim. Beni başka koşu verdi dedi, şişeler koğuşuna verdiler. Zaten orada da fazla bir süre kalmadım, hani 4-5'e falan kaldım. Kavgalar meşhurdur ceza Küçük sebeplerden oluşur. Mesela nedir o? Kaşık kavgası. Kaşığımı çaldın, domatesimi çaldın. Ee, yemek sırası. Sen fazla aldın, ben eksik aldım. Ama benim bir kavgam olmuştu. Bir abi dedim bir insan vardı. Çay saatiydi. Yemeğimi yedik. Meydancımız çayımızı hazırlamıştı. Herkes şeyini kendisi alıyordu. Ben de çayımı aldığım esnada abi dedim insan bana farklı konuşmaya başladı. Çağrı Lan çayıma geçsene. Ben de kim olursa olsun bu konuşmalardan hoşlanmam beni. Yani. Abi dedim düzgün istersen sana çay da getireyim her şeyi getireyim ama dedim isteme usulüyüm dedim. Çok dedim değişik. Ben dedim böyle konuşursan vermem dedim çayı. Sen de çayımı getir dedi fazla konuşma dedi. Bak abi dedim yanlış konuşuyorsun dedim. Hani dedim böyle bir şey yapma. Yok sen dedi çayımı getir falan filan. Dedim çayını dedim falan getirmiyorum. Bayağı kalktı bana bir tane tokat vurdu. Tokatı ince tabii ben de ona vurdum bir tane. Derken bizi ayırdılar. Koğuş mesulüye geldi. Olayla konuşuldu, edildi. Konu kapandı gibi oldu. Ben de ikinci barda almak üzere çaydanlığın yanına gitmiştim Sema haberin? Arkam dönük tabii. Ben de sinirliyim. Tam çayımı dolduracağım. Esnada dolduramıyor. Ya bir yandan da düşünüyorum. Bunu dedim ben böyle olmaz. Ben canım yandı. Bunu dedim. Büyük bir zarar vermem lazım. Kafamda planlar projeler kuruyorum. O esnada bu ayince arkamdan bardağı fırlatıyor. Hani Allah'tan Abdullah diye bir abimiz var. O kolunu bu şekilde kaldırmasa ya benim kafam yarılacak büyük ihtimalle. Cam bardak büyük. Ya da gözüme geldik. O anda Abdullah abimiz kolunu koydu. Bardak yerde tuz buz oldu. Hiç unutmam. O anda zaten o öyle olunca ben buna vurmaya başladım. Ona tekrardan ayırdılar. Uyuşturucu şimdi 18 yaşına başladım. Şimdi çoğu insan çevremi yüzünden başladım diyor. Tabii ki ben de çevremi yüzünden başlamıştım. Ama yalnız benim ondan daha büyük sebeplerimden biri babamın yüzünden başladım ben kısacası. Şöyle diyeyim arkadaşlarımla hep geziyorduk dolaşıyorduk. Arkadaşlarım o zamanlar esrar kullanıyordu. Ama ben içmiyordum. Ben ne esrar ne sigara hiçbir şey içmiyordum. Şöyle söyleyeyim ben eve geldiğimde şüphesiz ki üstüm kokuyordu. Esrarar ee, esrar kokuyordu. Babam da diyordu sen içiyorsun falan filan diyordu işte ağzına alınmış küfürler ediyordu. Yeminler ediyordum baba vallahi billahi ben içmiyorum hani kullanmıyorum. Ağzımı da koklayabilirsin, testede götürebilirsin. Babam sanki bir düşman gibi Cesine bana davranıyor. Hani bir karşısına alsın, konuşsun, esin ya da bir takip etsin. Hiçbir zaman bunları yapmadı. 18 yaşıma kadar böyle bir psikoloji baskı yordum. İçimi 18 yaşıma geldiğimde arkadaşlarla çeşmeye gidiyorduk. Arkadaşta o zamanlar Şahin vardı. Beklemiyordu arkadaşlar benden kısacası işimi. Ne zamana kadar dedim böyle gidecek. Ailem bana diyordum içiyor diyordu. Hani dayanamıyordum artık kelimeler bana inançsızlıkları, güvensizliği çok zoruma gidiyordu. Bunlar yakmaya başladı. Arkadaş aldı, öbürü aldı derken dedim ki verdim ben de alacağım dedim. İnanamadı böyle hepsi şok oldu dondu bana baktı. Dedim verin dedim ben de alacağım dedim arkadaşlar. İnanamadılar. Kimse inanamadı zaten inanamıyordu. Aldım öylelikle başlamış oldum. Esrarla başladık. Sonra ekstazi kullanmaya başladık. Sonra bonzo giderken, derken, içki derken bir de en son işte bu med denilen maddeden kullandık. Bir sene falan kullandım. Ondan sonra cezaevine girdim. İçmeyeceğim dedim. Ne kadar içmeyeceğim desem de gene başladık. Ama öyle eskisi gibi her gün her gün içmiyordum. Haftada bir kere içiyordum. Hepsi kötü. Hepsi zamanı geldiğinde seni unutkanlık, şizofren, sağlığından ediyor. Kötü hastalıklara sebep ediyor. Kendimi kestim maddi etkisinde gene ailevi sorun. <laughs> Bu bahane midir? Tabii ki değildir. Ama durduk yere de bir insan kendine zarar vermez ne olursa olsun. İçmese dahil. Hani mutlaka o zaten senin kafanda kurmuşsun. Hani canın sıkılmıştır. Onu içtiğin zaman da hatırlarsın. Zaten zarar vermek istiyordun. Kendine bir cesaret yolu bulmak istersin. Onu içtiğinde cesareti bulursun. Acını hani saçma da olsa, acizlik de olsa bir nebze kendince öyle dindirmeye çalışırsın. Yani kendine kesersin. 3-5 tane kolon çizek atarsın. Hani acını dindiğini zannedersin ama aslında acın daha çok katlanmıştır. Yani kendini kesmek acizliktir. Yani sorun. Hani psikopatlık falan kesinlikle değildir yani. Dünyanın en büyük acizliğinden biridir yani kendini kesmek. 15 yaşında 18 yaşında kadar kullanmadım ama babam hep içiyor diyordu. Çok ağır kelimeler konuşuyordu. Öylelikle zaten 15 yaşında inanmaya başlamışlardı kullanmadığım halde. Rahattım yani. Nasılsa içmediğim halde bana içiyor. Damgası vurmuşlardı. Zoruma da gitmiyordu. Kapı önünde içmeye başlamıştım alkolü. Tabii ki zarar ekstazi kesinlikle. Ne evde ne kapı önünde kullanmadım. Aileme zarar verecek bir insan değildim. Hani bana zorla para vereceğiniz. Hani ben işeceğim. Eve zarar vereyim. Çevremeye de içip içip sağ sola zarar vermem. Kesinlikle ben böyle bir insan olmadım. Şükürler olsun. En büyük zararım işte içtiğim için. Kendim oldu, bedenim oldu. Sırtından vuruldum. Şah damarıma bir santim ve ölümü kaçırmışım. Bir de bu göğsümün üstünden şu kemiğe gelmiş. Yani orada da şah damarı varmış doktorun söylediğine göre. Gene bir santimle şah damarımı kurtulmuşum. Hani bunda da arkadaşım kötü bir madde kullanıyordu. Söyleyemadığım pali kullanıyordu. Ben de kullanmaması için bunu uyardım. Kapının önünde içiyordu. Ben internet kafe dedim. Karşıda içiyordu. İnsanlar da geçiyordu. Hem yani de benim arkadaşım onu sevdiğinden dolayı düşündüğümden dolayı yanına gittim dedim ki arkadaşım hani yapma bak burası bizim semtimiz, bizim mahallemiz. İnsanlar geçiyor. Yapma dedim burada. Sen dedi karışma falan filan ağzına küfürler çıkmaya başladı. Kafası güzel olduğundan dolayı ben de bir şey demedim. Tekrardan gittim internet kafanın içine. Tekrardan baktım içiyor insanlar yanına geldi. Bunu dövecekler dedi. Onlar dövecekler dedim. ben dedim bir iki tane vurayım ki en azından dedim başkası vurmasın. Ben buna vurmaya başladım bir iki tane. Baktım bu karşılık verince. Bu sefer ben bunu daha çok vurmaya başladım. Bu sefer yere düştü. Boğazı bu bunu kanamaya başladı. Ben bunu su getirdim. Baktım bu bardağı aldı. Dün bardağı verdim kendine geldi dedim biraz. Ben alacağımı tahmin edeyim. O barda benim böyle tam omuzumun bir üstüne attı şu kemik tarafına attı. Kemik şişmeye başladı, kanlar akmaya başladı. Ben dondum beni yani, şok oldum. Beklemedim hareketi. Baktım her yerim kan olmaya başladı. Kıpırdamadım ben ona baktım. O da bana bakıyor şimdi tamam mı? Vuracağım şimdi öfkeliyim. Öldürmek istiyorum onu ama bir şey anmadım ona. Dedim ki hala etkili dedim hani diyorum o balinin etkisinde. Ben dedim bir daha de muhatap olma. Başkası olsa onu dedim eminim yani öldürür o kanlar içinde buram. Kan akıyor, oluk oluk kanlar akıyor. Bendeki sol kanlılık zaten inanılmaz bir şey hani. Konuşacağım onunla bayağı bir 5-10 dakika konuştum. Yürüyerek hastaneye gittim hani. İşte arkadaş arkadaş çok önemli. Arkadaşımızı iyi seçmemiz lazım. Yoksa hayatımızı da mahveder, ailemizi de mahveder. Biz bir sağa bir sola gitmişiz. Aynı şeyleri yaşamışız. Dejavu, hayatımız dejavu olmuş. Yani. O maddi içebilmek için sağa sola koşturmalar. Hani para biriktirmeler. <laughs> yazık yani ya. Kendimize çok yazık gitmişiz kızacağız. Kaçamıyordum hani ne kadar bırakmak istesem de. Kendi kendime tek başına mücadele vermeye çalışıyorum. Bir insanın ailesi yanında olması lazım. Onu anlaması lazım yani kısacası. Kötü sözde hiçbir zaman bir insan maddi içen bir insanı sen yolundan çeviremezsin. Hep tatlı dilde olman lazım. Ona değer vermeniz lazım yani. Ben çok duydum yani keşke benim evladım Ahmet olsaydı, Mehmet olsaydı. Ben bunu duydum da daha çok küçüldüm yani. Huzursuzluk, mutsuzluk, tedirginlik nasıl bulurum, nasıl ederim? Ama nasıl bulurum düşüncesindeyken hani kimsenin şuradan cebine cebine gireyim. Onun nasıl kandır bir niyetli olmadım. Daha çok ailemle isterdim. Vermeyince giderdim. Ee, içe mutlaka zaten arkadaşlar vardı hani. Zaten yüzde doksan içiyordu. O zamanlar da tabii ki sıkıntı çekmiyorduk hani. Bolluk zamanlı hani. 5 milyon alabiliyorduk hani. Bu yüzden biz sıkıntı çekmiyorduk. Ama içemediğimiz zaman da mutsuzluk olayları çok oluyor. Hani. nasıl bulurum, nasıl öderim ama öyle kötü şeyler hiçbir zaman aklıma getirmedim yani. Param olduğunu içerdim genelde. Onun zaman zaten mutlaka içmeyeceğim deyince mutlaka birileri kapını çalır. Mutlaka bir yerde mesela parkta oturursun tek başına. Mutlaka biri gelir. İçer misin uzatır öreni. Yani. Her işimde zaten üzülüyordum yani ben. Ağlıyordum. Ama gene de içiyordum. Her işimde tövbe ediyordum. Her işimde tövbe ediyordum. Hani ailem İnşallah diyorum davranış değişir. Çevrimi inşallah değiştiririz. Ben senelerce bu yaşama kadar hep çevrimin değiştirilmesi konusunda aileme baskı yaptım ama ya beni adam yerine koymadığından dolayı ya da maddi durumumuz olmadığından dolayı zaten bir ay oldu içmiyorum. İçimde asla düşünmüyorum. Çünkü iyi şeyler yaşattırmadı ya. ya. Kimse de yaşattırmaz hani. Evliysen yuvanı bozarsın. Yuva bozulmaktan ziyade cinayetler olabilir. Oluyor mu? Böyle şeyler çok oluyor. Ailem diyordu hastaneye yatırıldım falan filan. Ben hiçbir zaman bunlara şey olumlu cevap vermedim. Hep kafamda bit bitiririm ben dedim. İçmeyeceğim yapacağım dedim. Çünkü ben biliyordum ben çünkü 3 sene boyunca 4 sene boyunca ben e, arkadaşlarımın yanında içmiş, neler içmiş. Ben içmemişim. Ben iradem, hala da irademin sahip olduğuma inanıyorum. İradem benimdir her şey. Buraya gelmeden 3-4 önce bırakmıştım zaten içmiyordum. Kafada bitirmiştim zaten. Ailemi de terk ederek geldim zaten buraya. Her şeyi bıraktım. Çünkü çevre çok önemli. Çevrimi değiştirdim. Hatta çevreyi değil, kopya şehrimi değiştirerek maddeden dolayı buraya geldim. Nişanlımdan oldum. Sıdışı sağlığımdan doldum. Çok şeyler kaybettirdi ya. Kazandırdığı hiçbir şey olamaz yani uyuşturucunun, alkolün. Kesinlikle. Ya maalesinden dolayı, yetişmiş tarzından dolayı bir insan başlar. Ya da özentilikten de başlayabilir. Hani zaten görüyordur hani o insanı zaten. İçen bir insana baksın zaten. Giyimine, kuşamına, surat ifadesine baksın, davranışına baksın. Akıllı bir insan zaten içmez yani. Onu koluna girerim. Gel kardeşim. Bak bu adam bunu içiyor. Haline bak. Sen de içersen böyle olursun. Ben olmam deme yani. Bir gün iki gün düşmesin mutlaka düşersin yani. Üstüne bakamaz hale gelirsin. Para bulmak için geri geri telefonunu satarsın. Geri, geri geri ceketini satarsın. Bu işler böyle mi? Akıllı bir insan zaten onları gördükten sonra o maddeye başlamaz. Bunu içersen cezaevine de girersin. Hırsızlık yaparsın. Gasp yaparsın. Daha kötü işler de yaparsın yani arkadaşım. Bak ben içicinin cezasını bile yattım hani. Allah'ın izniyle sabırlı olmamız lazım. Tabii ki bir anda bırakamıyoruz bu uyuşturucu. Buraya başvurdum işte. Allah razı olsun. Çok iyi bir dernek çoğu insanın eminim ki anasının, babasının, abisinin duymadığı lafları hani görmece ilgiyi burada görebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Sanki bir adamların benimle bir mecburiyeti varmış gibi benimle ilgileniyorlar. Benim burada bir sahibi olmam için, bu maddeyi bırakabilmem için. Burada çok güzel dersler alıyoruz. Çok güzel abilerimiz, hocalarımız ilgileniyor. Tabii ki ilk başta onlar da vesile olmak istiyor bu hayırlı işe. Allah razı olsun için. Kısacası uyuşturucuyu bırakalım arkadaşlar. Uyuşturucunun sonu ya ölümdür ya cezaevidir. Kendini sevmiyorsan da aileni seveceksin. Aileni sevmiyorsan da Allah'ını seveceksin. Bu uçturucuları bırakacaksın ve düzgün bir hayata başvuracaksın.